Selamun aleyküm şehidim yekşedibal mahalle sakinleri. Allah nasip ederse 2024 yerel seçimlerinde muhtarlık için adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Ben Durmuş Yüksel, Yüksel Toptan Gıda Pazarlama İşleri sahibiyim. Aynı zamanda hayvancılık ve tarım işleriyle uğraşmaktayım. Sizlerin desteğiyle çıktığımız bu yolda Allah nasip ederse şayet başarırsak mahallemizi çok güzel bir mahalle haline getirmeyi düşünüyoruz. Mahallemizin eksikleri çok. Mahallemiz aslında gelişmekte olan bir mahalle ama mevcut muhtardan dolayı çok geride kalıyor. Mahallemizin öncelikli birinci eksiği olarak olan ekmek büfesi. Ben bazı halkımızı görüyorum buralarda. Adamlar Yunuskent'e ekmek almaya gidiyor, sıra bekliyor. Biz Allah nasip ederse Şehidibane Mahallesi'ni tam orta sınırında bir yere herkesin ulaşabileceği yere bir ekmek büfesi koyacağız önceliğimiz. Şu anda mevcut muhtarın kendisinin büfesi olduğu için... Ee, bu olaya el atmadı. Mahallemizde şu anda bir muhtarlık ofisi yok. Mahallemizde bulunan Şehidibali Camisi'nin yakın bir çevresine sizin ulaşabileceğiniz bir yere bir muhtarlık ofisi yapacağız. Aynı zamanda alo muhtar sloganıyla çıktığımız bir yolda sizleri ayağımıza değil biz sizlerin ayağınıza geleceğiz. Sonra e, kiracı ev sahibi ayrımı yapmadan gerçek ihtiyaç sahiplerine gerçek yardımlar ulaştıracağız. Mevcut muhtarımız şu anda çalışıyor, un dağıtıyor. Ama bunu ihtiyacı olmayan kişilere dağıtıyor. Bizim amacımız gerçekten ihtiyaç sahibi olan özellikle kiracılara bunu yapacağız. Biz rant sağlamak için bu yola çıkmadık. Biz çalışmak için çıktık bu yola. Allah'a çok şükürler olsun benim muhtarlık maaşına hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Biz bu aldığımız maaşın bir TL'sine dokunmadan gerçek ihtiyaç sahipli ailelere burs ve yardım yapacağız. Kırtayası yardımı, sonra maddi durum olmayan aileler için çocuklarının servis paraları gibi biz bunları yapacağız. Biz para için çıkmıyoruz bu yola. Biz hizmet için çıkıyoruz. Çalışmak için, mücadele etmek için çıkıyoruz. Fakir, gariban, zengin, ayırmaksızın bu şekilde yola çıkıyoruz. Öncelikle hedefimiz, mahallemiz için bir muhtarlık iletişim hattı kuracağız. Burada tabii ki herkes istediği sorunları, şikayetleri buradan bize bildirecek. Camimizi en hızlı bir şekilde yaptırıp en yakın en kısa zamanda göreve geldikten sonra halkımızı açacağız. Savaş Kalaycı Başkanımız mahallemiz için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Ama şu andaki mevcut muhtarımız bunu kendi lehine kullanıyor. Özellikle kışın kendilerine oy atmayan kişilerin evlerinin önünü dahil açamıyor. Ben geçtiğimiz sene kar evin önü kapanmış. Çocuğumu hastaneye götüreceğim. Bir yüz sokağı açıyor ama o sokakta o yatmayan insanların evin önünü açmıyor. Biz Allah nasip ederse mevcut mutardan daha iyi bir hizmet vererek direkt men kepçelerin üstüne binerek açılmadık evin önü, açılmadık sokak, açılmadık kapı önü bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın birinci sorunu olan bu ceza, iftar mektubu gibi şeyler. Bunlar geliyor. Ama bazen şahıslar evinde olmadığı için kapıya muhtarlıktan alınız diye bir yazı bırakıyor. Bu kişilerin de imkanı olmuyor veyahut da unutuyor gitmiyor. Muhtar da bunları getirmiyor. Bazen çoğunun günü geçiyor. Burası Şehidi Vali Mahallesi. Karaman'ın gözde olan mahallelerinden birisi ama şu an için mahallemiz çok geride. Şu yolların haline bir bakın. Kendi imkanlarımızla belediyeye imza at toplayarak asfalt yaptırdık. Buralara çoğu insanlar ben de dahil bu yoldan geçmiyorum. Çünkü arabamın sürekli ön düzeni bozuluyor. Şuraya bir bakın. Mahalle mi köy mü? Çocuklar sabahlar okula giderken köpeklerden falan gidemiyor. Biz mahallede başıboş bir tane köpek bırakmayacağız. Dokunmadık kalp, sıkmadık eli bırakmayacağız. Biz bize atanlarla değil, bize atmayanlarla da istişare içinde olacağız. Bizim için fakir zengin ayrımı olmayacak. Herkes eşittir.